Hilal Köylü'ye kızdığını düşünmek saflık olur. Hilal Köylü üzerinden daha fazla kişiye cevap veriyor bana sorarsanız. Onlardan biri de hepimizin aklına gelen isim Şamil Tayyar. Peki ikinci... Sen bunu hazır mısın? Hazırız biz, evet. Sen. Ne istiyorsan söyle, hemen gelir. Evet. Onlardan asıl olan da Şamil Tayyar. Şamil Tayyar ne dedi? Erken seçim tetiklenebilirdi. Çünkü daha baştan bu yana Şamil Tayyar, Devlet Bahçeli'nin İmralı davetinden Erdoğan'ın haberinin olmadığını söyledi. Evet. Kayyum atama kararından da Devlet Bahçeli'nin bilgisinin bulunmadığını ileri sürdü. Ve bu durumu bir erken seçimin arka planı diye niteledi. Yani bunun ardından bir erken seçim tetiklenebilir diye ifade etti. Dedi ki kayyum atamasından Devlet Bey'in haberi yok. Erdoğan Bahçeli'nin önerisini zarifçe rafa kaldırıp kayyum atadı. Bahçeli kayyum politikasına ses çekti. Bu da erken seçimi tetikleyebilir dedi. Ben bu bakımdan Devlet Bahçeli'nin Hilal Köylü'nün şahsında aslında iktidar mensubu olarak bilinen, iktidar adına konuşanlara seslendiğini düşünüyorum. Yoksa Hilal Köylü'nün iktidarla bir alakası yok. Hı-hı. Muhalif bir gazeteci. Onunla bir alıp veremediği yok. Ama o soruyu biri soracaktı ve o bu cevabı verecekti, ona denk geldi yani, diye düşünüyorum. Ayrımcılık fitne çıkarıyorsun suçlamalarına, Şamil Tayyar da bir cevap verdi. Evet, gördün Tayyar, değil mi onu? Dün Halk TV'ye bağlandı, bana değil Mümtaz Ertürk'e söyledi. Asıl Türköne'ye yani, dedi. O da şimdi asıl Türköne, ama şimdi Türköne de ben bir yazısını okudum. Türköne diyor ki Devlet Bahçeli devleti temsil ediyor. Erdoğan hükümeti. Erdoğan da hükümeti temsil ediyor. Bence zorlama bir yorum. Ben oradaki yoruma çok katılmadım. Benim aklıma uymadı. Öyle olsaydı Erdoğan başka kararlarda bildiğini okumazdı. Bana çok zorlama geliyor. Ama Mümtaz Ertürköne hangi sahipli olduğunu bilmiyorum. Böyle bir yoruma varmış. Bunda tabii ki Mümtaz Ertürköne'nin cezaevinden çıkmasını Devlet Bahçeli'nin sağlaması etkili olabilir. Aynı anda cezaevine onu atanın Erdoğan olması da bunun bir nedeni olabilir. Cezaevinden çıkaranın yanında durup cezaevine atana öfkesini yöneltiyor olabilir. Ama ben şunu da duydum. Yani Devlet Bahçeli'nin İmralı'yı, Öcalan'ı İmralı'dan çıkarmak, hatta mümkünse meclise kadar getirip PKK'ya silahları bırak çağrısı yaptırmak Mümtaz Ertürk'ün fikri olabilir diye bana bir bilgi ulaşmıştı. Evet, öyle yorumlar yapıldı, doğru. Bunu da neyle açıklıyorlar? Daha önce bu örneği vermiştik. Mümtaz Ertürk'e Zaman Gazetesi yazarıyken 2011-12 olsa gerek şöyle bir öneri getirmişti. Öcalan'ı paşa yapalım demişti. Hmm. Bu bir Osmanlı adetidir. Eşkıyayı dağdan indirip ona paşa verip kızağa çekmek. Biz de bunu Bodrum'a, Türkbükü'ne gönderelim. Paşa yapıp oraya yollayalım dedi. O zaman çok tartışılmıştı. Şimdi Red Bahçeli'nin önerisi de buna yakın bir öneri olduğu için, buna andıran bir öneri olduğu için acaba yani Mümtaz Ertürk'le müzakere ederek mi bu sonuca vardı diye bir görüş ileri sürülmüştü. Ben bunu MHP'lilere sorduğumda ne münasebet falan dediler. Çok doğrulamadılar. Neyse. Şimdi Devlet Bahçeli bence Şamil Tayyar ve daha çok AK Parti cenahında bulunanları kastediyor olabilir. Mümtaz Ertürk'ü çok kastettiğini zannetmiyorum. Çünkü Mümtaz Ertürk'e Devlet Bahçeli savunusu yapıyor. Her fırsatta. Televizyona çıkıyor, yani medyaskopa çıkıyor öyle. Yazdığı yazıda da bu yönde bir ifade kullanıyor. Ben şimdi MHP'den konuştuğum yetkililer, daha bugün biriyle konuştum. Dedi ki AK Parti ile MHP gerilir ama Devlet Bahçeli ile Erdoğan gerilmez. Hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Bu mesele dışarıya karşı bir aradayız, kenetlenmiş durumdayız, aramızdan su sızmaz. Efendim surda bir gedik açtırmayız biçiminde görünüyor olsa da içeride ben dikkate değer bir gerilimin olduğunu zannediyorum.